Merhaba ben Evren'de de bugün tarihlerden 7 Mayıs Cuma ve 1 Yunanistan gündemiyle daha sizlerle bir aradayız. Bu pazar günü süpermarket, mağazalar ve kuaförler açık. Düğünler ne zaman serbest olacak? Mayıs ayında hangi yasaklar iptal ediliyor? Eğitim Bakanı Niki Kerameos aşı vurdurdu. İşsizlik maaşı insanın ilk 10 gününde bitenlere ekstra maaş ödeniyor. Koronavirüs ilacı Yunan hastalar üzerinde denenecek. Yeni yasayla hayvanlara zarar veren yandı. 10 yıla kadar hapis. Cinsel organı elinde genç kızları takip eden sapık Atina'da yakalandı. Görenler inanamadı. Selanik'in göbeğinde bir yaban domuzu. Deda açığa asker ve mühimmat yığdılar. Amerika Birleşik Devletleri Balkanları kuşatıyor. Dava edilen eğitimcilerin mahkeme masraflarını Eğitim Bakanlığı karşılayacak. Bu da oldu. Mezarını açıp naaşını çaldılar. Onlarca SpaceX uyduları Batı Trakya'da görüldü. Zorunlu self-testlere karşı Danıştay'a başvurdular. Hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyoruz. Bu pazar günü süpermarket, mağazalar ve kuaförler açık olacak. Yunanistan'da mağazalar, süpermarketler ve kuaförler 9 Mayıs pazar günü açık olacak. Söz konusu işletmelerin ortak bakanlık kararıyla ara indirim sezonunun ilk pazar günü açık kalması öngörülürken bu yıl bugün Paskalya pazarına denk geldiğinden 9 Mayıs'a ertelenmişti. 9 Mayıs pazar günü mağazalar için önerilen çalışma saatleri ise sabah 11 ile saat 18 arası. Peki düğünler ne zaman serbest olacak? Mayıs ayında hangi yasaklar iptal ediliyor? Neredeyse herkesin sorduğu bu soruların cevaplarına hükümet Mayıs ayı içerisinde tüm koronavirüs kasıtlamalarını kaldırmayı planlıyor olarak cevap verebiliriz. Yarın gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısında Kültür Bakanı'nın hazır bulunması ve tiyatro, müzik, yazlık sinema, konserler ve düğünler için açılış müjdesi vermesi bekleniyor. Hükümetin projeleri arasında müzelerin maske, ısı ölçümü, ziyaretçi kısıtlaması ve çalışanlara haftalık self-test şartıyla 14 Mayıs Cuma günü açılması varken yazlık sinemalarınsa hemen bir hafta sonrasında 21 Mayıs'ta açılması tasarlanıyor. Tiyatro gösterileri ve konserler için ise başlangıç tarihi büyük olasılıkla 28 Mayıs olarak açıklanacak. Burada müjdeyi verelim konserlerin serbest bırakılmasının hedeflendiği 28 Mayıs tarihinde dünlerinde yapılması serbestlik tanınması bekleniyor. Hükümetin tasarladığı çizelgeye göre ise takvim şöyle. 8 Mayıs Cumartesi günü organize plajlar açılırken mağaza içerisinde bulunacak kişi sayısı da arttırılıyor. 10 Mayıs Pazartesi günü mahkemelerin büyük kısmı ve dershaneler açılıyor. 14 Mayıs'ta müzeler açılırken 15 Mayıs'ta 13.33'e SMS uygulaması büyük ihtimalle son buluyor ve iller arası seyahat yasağı kaldırılıyor. Gelelim 17 Mayıs'a. 17 Mayıs'ta meslek endüstrilerine yani iyeklere ve kolejlerdeki pratik dersler başlarken ikinci fırsat okullarında da öğrenciler sınıflara geri dönüyor. 21 Mayıs'ta sinema salonları açılıyor. 28 Mayıs'ta konserler başlıyor. Düğünlerde bu tarihte izin verilmesi bekleniyor. Yani 28 Mayıs. Yine Mayıs ayı içerisinde aşamalı olarak sokağa çıkma yasağı saatinin de gece yarısı hatta belki gece yarısından sonra başlayıp saat 5'e kadar da sürecek şekilde daraltılması öngörülüyor. Eğitim Bakanı Niki Kerameos aşı vurdurdu. Bilimin hediyesi dedi. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos Covid-19 aşısı vurduranlar kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu olayı duyuran bakan bilimin yaşam için bu önemli hediyesi için bilimin yaşam için bu önemli hediyesinde benim de sıram geldi. Bilim insanlarımız ve sağlıkçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. İyimserlik, ümit, özgürlük ifadelerini kullandı. Bakan Kerem Öğüsün aşı vurdurduğu fotoğrafta maskenin altındansa gülümsüyor olması dikkat çekiyor. Gelelim bir başka habere. İşsizlik maaşı Nisan'ın ilk 10 gününde bitenlere ekstra maaş ödenecek. İşsizlik maaşı 1 ila 10 Nisan arasında sona eren işsizlere ödenecek olan ekstra işsizlik maaşının ödenme tarihi belli oldu. Koronavirüs nedeniyle uzatma alan işsizlik maaşları 10 Mayıs pazartesi günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. İşsizlik maaşı uzatılanların hesaplarına 399 euro 25 sent ve her çocuk için ekstra %10 serbest çalışanların hesaplarına ise 399 euro 25 sent ve uzun süreli işsizlerin hesaplarına ise 200 euro para yatırılacak. Öte yandan işsizlik maaşı 10 Nisan'dan sonra sonrasında biten işsizlerin hesaplarına ise paralar Mayıs ayının ilerleyen günlerinde yatırılacak. Hatırlarsanız İsrail'den Yunanistan koronavirüs ilacı ile ilgili bir anlaşma yapmıştı ve yetkililer gelmişti. Bununla ilgili yeni bir gelişme var, onu size aktaralım. İsrailli profesör Nadir Arber'in mucidi olduğu solunum yoluyla alınan koronavirüs ilacı 10 Mayıs pazartesi gününden itibaren Atina'daki 100 koronavirüs hastası üzerinde denenmeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde deneyler için Yunanistan'a gelen Arber, Exosi-24 adlı ilacın tıpkı İsrail'de olduğu gibi burada da olumlu sonuçlar vereceği yönünde imser ve umutlu Olduğunu belirtti. Henüz deneme aşamasında olan ilacın ilk etapta durumu ağır olan koronavirüs hastalarına verileceği belirtiliyor. İlacının hayat kurtarıcı bir ilaç olduğunu belirten profesör, Yunan hastalar üzerinde yapılacak olan klinik deneylerinde olumlu sonuç vermesi durumunda ilacın yıl içerisinde yoğun bir şekilde üretilebileceğini ve fiyatının cüzi bir fiyat olacağını da aktarıyor. Söz konusu ilaç insanların enfeksiyonla mücadelesini kolaylaştırmayı hedefliyor. İlacın İsrail'de ağır durumda olan 30 hasta üzerinde denendiği aktarılırken bunlardan 29'unun 3 ila 5 gün arasında iyileştiğinin altı çiziliyor. Hayvanseverler için güzel bir haberimiz var. Yeni yasayla hayvanlara zarar veren Yunanistan'da yandı. 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yunanistan'da sokak hayvanlarını koruma altına alan sahipli hayvanlara karşıysa sorumluluğu arttıran yeni yasal düzenlemenin ana hatları belli oldu. Yeni düzenlemeyle belediyeler sahipsiz hayvanlardan sorumlu olmaya devam edecek ve onları yönetmek için gerekli ekonomik kaynaklar da arttırılacak. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve barındırılması için belediyelere önemli mali ve lojistik destek gelecek. Hayvan koruma kuruluşlarının sahipsiz hayvanların bakımındaki kilit rolü kabul edilmekte ve yerel makamlar tarafından onları güçlendirme fonları öngörülmekte. Köpek ve kediler için ister sahipli olsun ister sahipsiz tıbbi geçmişlerinin ve tutuldukları barınakların kaydedildiği ulusal evcil hayvanlar kütüğü oluşturulacak. Burada ceza kısmına gelelim ve yeni doğan hayvanları terk edenlerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyleyelim size. Yine eğer kabul edilirse ateş etme, ciddi bedensel yaralanma veya donma, yanma, elektrik çarpması, hayvan kavgaları, hayvanlarla cinsel ilişki gibi durumlarda da artık yeni yasada 10 yıla kadar söz konusu eylemler açıkça suç olarak görülüyor önlemin uygulanmaya başlaması için ise 2 yıllık bir süre olacak. Tüm köpek ve kedilerin sterilizasyonu planlanıyor. Efendim son dönemde sapıklar artıyor. Atina'da cinsel organı elinde genç kızları takip eden sapık yakalandı. Başkent Atina'nın Neazmirni bölgesinde elinde tuttuğu erkeklik organıyla bir genç kızın ardına takılan 22 yaşındaki sapık yakalandı. Genç kız büyük bir cesaret örneği göstererek polise haber vermişti. Sonrasında da apartmanın kamera görüntülerini sosyal medyada paylaşmış ve video paylaşımı milyonlara ulaşmıştı. Paylaşım sonrası sapığı tanıyan 3 kadın daha aynı kişi tarafından benzer hareketlere maruz kaldıklarını belirtiler. Polis 22 yaşındaki sapığı yakaladı. Hakkında soruşturma açılan 22 yaşındaki sapığın Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü öğrencisi olduğu kaydediliyor. Gelelim sırada Selanik'ten bir haberimiz var. Görenler inanamadı. Selanik'in göbeğinde bir yaban domuzu. Selanik şehrinde 7 Mayıs Cuma sabahı karşı Aristotelius Meydanı'nda yemek arayan yaban domuzu görenleri hayrete düşürdü. Oradan geçmekte olan bir vatandaşın çektiği kamera görüntülerinde meydandaki çimlerin üzerinde dolaşan yaban domuzu daha sonra sahile doğru ilerliyor. Son zamanlarda Selanik'in birçok bölgesinde daha yaban domuzları görülür bunun dağlardaki yaban domuzu sayısının artmasından ve şehre yiyecek aramaya inmelerinden kaynaklandığı aktarılıyor. Uzmanlar bunun bir nedeninin de evcil domuzlarla yaban domuzlarının çiftleşmesinden kaynaklı yeni üremeler olduğunu belirtiyorlar. Yunanistan gündeminde Batı Trakya'ya dönüyoruz Dede ağacı asker ve mühimmat yıldılar Amerika Birleşik Devletleri Balkanları kuşatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleşecek Defender Europe 21 tatbikatı için Batı Trakya'nın Dedeağaç limanına yığdığı asker ve mühimmat sayısı 7 Mayıs günü zirve yaptı. Dedeağaç limanı adeta yeni bir suda üssüne dönerken şehre binlerce asker ve mühimmat geldi. Biliyorsunuz Suda Üssü Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üssü ve Girit Adası'nda bulunuyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, Genelkurmay Başkanı Kostandinos Floros, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostandinos Karamanlis, Amerika Birleşik Devletleri Generali Christopher Mohan ve İngiliz Kor General Ivan Johnson da Dedah şehrine gelmesi bekleniyordu. Son yıllarda Amerika'nın Yunanistanla yürüttüğü askeri işbirliği artarak devam ediyor. Zorunlu self testlerle ilgili şimdi bir haberimiz var. Biliyorsunuz self test yaptırmayan öğrencileri, okullara almayan eğitimciler vardı. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme oldu Eğitim Bakanlığı tarafından onu aktaralım. Self test olmayan çocukları okullara almadıkları için velilerce dava edilen eğitimcilerin mahkeme masraflarının Eğitim Bakanlığı'nca karşılanacağı açıklandı. Eğitim Bakanı Niki Kerameo self test ve maske gibi güvenlik önlemlerini uyguladığı vatandaşlarca dava edilen eğitimcilerin mahkeme masraflarını bakanlık tarafından karşılayacaklarını söyledi. Davacı velilerle ilgili olarak bakan çok az sayıdalar, maske bile daha azlar, bizler okullarımız açıldığı için memnunuz dedi. Self-testlerin çok önemli bir uygulama olduğunu belirten Eğitim Bakanı, liselerde uygulandığı ilk iki haftada toplamda 600 asemptomatik çocuğun bu sayede tespit edildiğini ve virüsü yaymalarının engellendiğini aktardı. Efendim haberlerimizde Kavala'ya dönüyoruz. Kavala'da mezara açıp naaşı çaldılar. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti'nin Kavala iline bağlı Polide akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler 9 gün önce yaşamını yitiren ve gömülen adamın naaşını çaldılar. 9. gün töreni için mezar başına giden akrabaları mezarın karıştırılmış olduğunu görünce açıklama istediler ve belediye görevlileri mezarı açtılar. Mezar açıldığında tabutun içerisinde merhumun naaşı yerine saman vardı. Polis bu enteresan olayla ilgili soruşturma başlattı. Sırada bir başka haberimiz var SpaceX uyduları ile ilgili. Elon Musk'ın ünlü Starlink şirketinin gönderdiği onlarca internet uydusu 6 Mayıs Perşembe akşamı saat akşam 10 sularında Batı Trakya semalarında görüldü. 24 Ocak günü gönderilen 143 internet uydusunun bir kısmı 6 Mayıs günü Batı Trakya'dan görülürken Kuzey Yunanistan'ın başka bölgelerinde de benzer görüntülere rastlandığı kaydedildi. Uyduların 26 Nisan günü Batı Trakya semalarından geçtiği sırada vatandaşlar da o görüntüleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiler. Yunanistan'da sevilen televizyon programı 17 yıl aradan sonra ekranlara veda ediyor. Hangi program derseniz Stingiama Srepedia Yunanistan'ın sevilen televizyon programı Stinigia Masrepedia sağlığımıza çocuklar. 17 yıldan sonra ekranlara veda edeceğini duyurdu. Program sunucusu Spiros Papadopoulos Instagram hesabından yaptığı paylaşımla programın ekranlara veda edeceğini duyururken bizi güzel yolculuklara götürmüş olan geminin demirleme zamanı geldi ifadelerine kullandı. Program tam 17 yıl boyunca gerek Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'te gerekse Sky Televizyon kanalında yüzlerce ünlü sanatçıyı ağırlamış bir eğlence programıydı. Self-testlerle ilgili bir başka habere geçiyoruz. Zorunlu self-testlere karşı danıştay'a başvurdular. Yunanistan'da 3 eğitimci, 2 avukat ve 1 rahip, öğrenciler için zorunlu self test uygulamasına son verilmesi amacıyla Danıştay'a başvurdu. Selanikli ve çoğu öğrenci velisi olan başvurucular, zorunlu self testlerin öğrencilerin bireysel ve toplumsal haklarını ihlal ettiğini öne sürüyorlar. Yine aynı şekilde Yunanistan'ın imzaladığı insan hakları sözleşmesini de ihlal ettiğini iddia ediyorlar. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları için Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ötesinde anayasanın 4, 5, 21 ve 25. maddelerinin ihlal edildiğini öne süren başvurucular bu uygulamanın yasal olmadığını ve bir an önce iptal edilmesini talep ediyorlar. Başvurucular self-testlerin çocukların bedenlerine kabul edilemez müdahale ve çocuklara karşı zorla şiddet olduğunu da iddia ediyor. Bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik ben evrende de. Yayınlarımı beğeniyorsanız lütfen kanalımı takip edin, videolarımı beğenin ve başkalarını da paylaşmayı unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.